Allah vahyi korumayı üstüne almış. Öyleyse neden Kur'an'ı korumayı üstüne almış ve gerçekten bugüne kadar bir ayet bile ilave olmadan, eksilmeden günümüze kadar gelmişse, eğer hadisler de Allah'ın korumasında olsaydı, hiç kimse tereddüt etmeden onlar da günümüze kadar ulaşırlardı ki mevcut gerçek bunun tamamen aksinedir. Yani İmam Bukhari'nin, Allah mağfiret etsin, baş tacı edip kitabını aldığı bir şeyi bakıyorsunuz bir başka hadis imamı almıyor. Hiç yer bile vermiyor. Bukhari'nin yer vermeyip alınmaya değmez gördüğü bir rivayeti bakıyorsun Müslim çerçeveletmiş, baş köşeye asmış. Bu insanların takdirine mi bırakır Allah dinini, yoksa kendi takdiriyle mi o dinini belirler? Elbette ki din onunsa takdirini bize bırakmaz, kendisi belirler, kendisi yapar. Kendisi de işte Kur'an'la bunu yapmış, diğer şeylerle değil. Yapsaydı onlar için de biz amenna ve saddakna derdik.